Meraklı bu işe yarar. Arkadaşlar şimdi kalemlerimizi taktık. Aşı bağımıza sarıyoruz. Aynı Mekke'yi tavaf eder gibi tavaf edeceğiz. Şimdi burada zaten şöyle dursun. Sarın. Bir sarın. Daha fazla. O sarar şimdi. Hiçbir şey olmaz ona. Bunun özelliği kalemleri sıcak tutmak. Şimdi bazı arkadaşlar bilinçli olarak streçin işe yaramadığını söylüyor. Peki bana bir tane yaptıkları aşılardan streçin zararını göstersinler. Ben bu streçi tamamen bırakacağım. Bir şey yenilikçi olmak gerekiyor arkadaşlar. Ben sene 1993'ten bu tarafa aşıyla uğraşıyorum. Bugün yarın değil arkadaşlar. 93. Az uz bir zaman değil. Onu söyleyeyim size. Ama maalesef bizim insanlarımız hep çıkarları doğrultusunda bazı şeylere engel olmaya çalışıyor. Hayır arkadaşlar. Ne kadar yenilikçi olursanız o kadar başarılı olursunuz. Yoksa onun haricini sadece olduğumuz yerde sayarsınız. Biz aşıyı şu gördüğümüz torbaların yerine kavak kabuğu sardık. Yani bu torba yerine daha önce kavak kabuğuyla aşı yapıyorduk. Bildiğimiz kesilen kavakları atölyelerin önünde topla. Onunla aşı yap. Torba yerine sar. Ondan sonra marketlerde kartonlar çıktı arkadaşlar. Marketten bir tanesi, o zaman market yok, bakkallar var. Sene 90-92 kırsallarda. Nerede böyle? Golü nerede? Bir tane bakkal karton atacak da kim önce kapacak? Onun derdi neydi vatandaş? Çünkü yok. Daha sonra kömür çuvalı çıktı. Kömür çuvalıyla yaptık. Ondan sonra poşet. Poşet yaptırdım arkadaşlar. İlk geçen sene ve önden önceki sene, bu üçüncü senede de vatandaş rahatlıkla hazır poşetleri kullanabiliyor. Bunlar arkadaşlar hayatımızdaki bir nimet. Çünkü ne kadar yenilikçi olursak o kadar işlerimiz kolay ve pratik olur. Bunun da aşı torbamız yetmezse bu şekilde ekleyerek kullanabiliyoruz arkadaşlar. Demokrasi çare tükenmiyor. Streçimiz tamam. Bir de şimdi buna ip sarıyoruz. Çünkü ağacımız büyük olduğu için rüzgardan falan streçimiz açılabilir. Biz ne yapıyoruz? İşimiz daha sağlam olsun. Aşımızı sardık arkadaşlar. Buna şimdi toprak dolduracağız. Toprağımızı doldurduktan sonra da toprağın poşetin kenarlarını deleceğiz. Oralardan yağmur suyu tahliye etsin diye. Toprağımız mil arkadaşlar. Yeter mi? Yeter abi. Tamam. Şimdi bunun üzerine yağmur yağsın, kar yağsın arkadaşlar.
Kalemlerinize hiçbir şey olmaz. Zaten şeyin amacı, buradaki toprağın amacı kalemlerimizi sıcaktan, soğuktan muhafaza etmek, korumak. Bunun üzerine de kalemlerimiz üzerine sıvı aşırı budama macunu sürüyoruz tepelerine. Bu da kalemlerimizin nemini kaybetmemesini sağlıyor. Yani nemli tutuyor. Senmiyor kalemler buradan. Şimdi düşünün, kalemleri kesiyoruz. Bıraktığımız zaman uçları seniyor. Ama bununla kapattığımız zaman hiçbir bozulma olmuyor kalemlerimizde. Bu şekilde. Bir de şimdi buna taliye kanallar açacağız kenarlarına. Şöyle poşetlerimizin buralarını deliyoruz ki yarın öbür gün yağmur yağar, su birikir. Bunu önlemek amacıyla tedbir olsun diye buraları deldik. Bundan sonra yapacağımız tek işlem var arkadaşlar. 2 güne bir, 3 güne bir bakın buralara attık. Ağlama başladı. Hep buradan ağlayacak. Buradaki acı su kalemimize çıkmayacak. Bu acı su kalemimize çıkmayacağı için de aşılarımız başarılı bir şekilde tutacak. Allah nasip kısmet ederse bunu da tutmuş halini buraya yaz budamasına geldiğimizde sizlere tek tek paylaşacağım. Buradaki toprağımızı ne zaman alacağız onu da söyleyeyim size arkadaşlar. Sürgünlerimiz 60-70 santim olunca poşetlerimizi alıyoruz. Stresimize bir bıçak değiyoruz. Yukarıdan aşağıya. Ondan sonra bunu 3-4 taraflı herek bağlayarak sağlıklı bir şekilde sürgünlerimizi büyütüyoruz. Eğer ki böyle sürgünleri toplayıp büyütürseniz arkadaşlar hep birbirine dolanıyor. Bu seferde ne oluyor? İleride doğru bir taç alamıyoruz. Çünkü o tarafa karışıyor, bu tarafa karışıyor. Bunu bu günlere çok yaşıyoruz. O yüzden düzgün bir şekilde sürgünleri büyütürsek ağacımızın temeli de düzgün olur. Aynı bir inşaat temeli gibi. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. MS Tarım takipte kalın. Necati abimize hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun.